Başkanı'nın Türk Birliği'nden söz edeyim. Türk Birliği'nden söz edeceğim. İlk göz önüne iki devletleri, Azerbaycan, Türkiye. Onların birliği Türk Birliği'ni daha da inşaat ettirdiler. Türk Cumhuriyeti'nin sözü bu meydanda Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki sefirliğinin temsilcisi Mehbah Müşavri'yi sana kulem uğra veriyorum. Ben öncelikle sefirimin selamını sizlere çatdırıyorum. Malum gündem çok yoğun. Dolayısıyla sefirimizin bu programı çok fazla. Sizlere başarı ve tebriklerini iletti. Bunu bu vesileyle öncelikle söyleyeyim. Bazen düşünürüz, bir kişi ne yapar? 3-5 insan ne yapar? Bir avuç insanın ne yapacağını en güzel örneklerimizi de gösteriyoruz. Hakikaten 3-5 genç bir araya gelmiş. Çok güzel eserler ortaya çıkarmış. Ben öncelikle Üniversite İnkişaf İçtimai Birliği'nin 5. yılına ve Türkiye'li jurnalinin 4. yılını kutluyorum ve başarılarının bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Biz Türkiye Sefirliği olarak Üniversite İnkişaf İçtimai Birliği'nin olsun, Türkiye'li jurnalinin olsun birçok tedbirine iştirak ettik, birçok organizasyonuna destek verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Zaten bana gönderdiğiniz mektupta da belirtmişsiniz. Hedefler arasında Türk Devletleri Birliği'nin oluşmasını söylüyorsunuz. Benim en hoşuma giden olay bu cümleyi çok kendim de kullanırım. Türk Devletleri Birliği oluşması uğrunda, yolunda her kim bir taş koyuyorsa oluşacak duvara, o uğurda çok büyük hizmetler göstermiş demek. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Ayrıca bu Dünya Türkleri Birliği Hemreylik Günü benim yıllardır düşündüğüm ve sizin uygulamaya koyduğunuz bu birlik, bu Hemreylik Günü çok belki daha önceden düşünülmesi gereken bir şeydi. Ama kaybedilmiş bir şey yok. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ve bu yolda da yaptıklarınızı büyük bir beğeniyle izliyoruz. Bunları ben sadece ırkçı ve şovanist bir yaklaşım olarak da görüyorum. Dünyada birçok birlik vardır. Avrupa Birliği vardır. Avrupa devletleri oluşmuş, birleşmiş ve kendilerinin menfaatleri uğruna özellikle ekonomik anlamda, siyasi anlamda bir birlik oluşmuş. Afrika'ya giderseniz Afrika Devletleri Birliği vardır. Araplara bakarsınız Arap Ligi vardır. Güney Amerika'ya giderseniz Latin Amerika Ülkeleri Birliği vardır. Çok uzağa gitmeyelim. Bizim İslam Kalkınma Örgütümüz var. Bütün bu birlikler oluşurken işin içerisinde ırkçılık mı var? Etnik, dini herhangi bir şey mi var? Hayır. Sadece bir görüşteki insanların kendi menfaatleri uğruna bir birlik oluşturmamızdır. Türk Birliği de bu çerçevede göre. Bu bir şovanist veya ırkçı yaklaşım değildir. Bizler eğer bir birliği oluşturabilirsek, uluslararası arenada her türlü toplantıda, her türlü konuda birlikte hareket edebilirsek, ne kadar güçlü olduğumuzu ve ne kadar daha büyük başarılar elde edeceğimizi zaten görürüz. Bizim zaman zaman Mübariz Bey'le görüşmelerimiz olmuştur. Kendilerinin yaptıklarını bize anlatmıştır. Bizler bazı fikirlerimizi kendileriyle paylaşmışızdır. Ve hakikaten benim en çok hoşuma giden Azerbaycan deyimiyle gelen tarafı bu görüşlerimizden faydalanmaları ve hayata geçirmeleri olmuştur. Ve yine bu mektubunda gördüğüm, demin beyefendinin de belirttiği gibi
5 yıl içerisinde 30 tane tedbir, hakikaten bu bir avuç insanın yaptığı olayı en güzel sergileyen unsurlardan birisidir. Ayrıca milli konulara Dağlık Karabağ'dan tutun da Türk dünyasını ilgilendiren genel konular, Çanakkale gibi, Çanakkale'nin tanıtılması gibi, hakikaten Çanakkale ve Çanakkale bir Türk zaferidir. Bunun en iyi şekilde algılanması gerekir. Ve biz de bu uğurda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu konulardaki çalışmalarını gözlerimizle somut bir şekilde gördük. Ben bundan sonraki çalışmalarınızda da size başarılar diliyorum. Ve eminim çok daha güzel noktalara geleceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Cenk Bey. Çok teşekkür ederim. Sözü aşağıdan dostlarından alan adeten bizim mesuliyet tablolarımızda daha muntazam iştirak edilen misafir medeniyet kendisine tablolatçısı Seyfettin Çakmakçı'ya veriyorum. Buyurun Seyfettin Bey. Tabii biz bu malzeme edilen teşkilatı cemiyetin kurmalarına böyle bir sohbetimiz olmuştu da. Tabii ben de varım tüm bölgeler faaliyetler için hamsında var mı? Dediğim 100% yoksa 80% var mı? Çünkü ben de bazen buradan gelişim oldu, gelişim oldu bence. Ona göre ben sana kadar gittim. Ne diyeyim olayı, o kadar ederim milli tenkül de var. Allah bizi birleştirsin, üstümüzde olan karabalıklar da alırsan. Ben tek olacağı derim, başarılar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Seyfettin Bey. Cense yardım konunu bakıya geledik. Yani bizim her zaman kalbimize desteği olup, lakin tavadoklarlıkla bunu hep sonunda dile getirmeyelim. Yaşılak ve mümayenesini sallam vermemiz isteyelim. Yani, çok sağ olun. Buyurun sallam. Önceden milletvekillerine çok sağ olun. Rahatsız verdiğine, gözlük kazanmasına sürüyorsunuz. Olan millet şahlarla. Burada eyleşen insanlar artık birbirini tanıyor. Bir komşun nece adam, dostum nece adam. Artık bilinir ki teşkilat ne seviyeden inkişaf edilir. Ümumiyetle biz reklam için de fond olarak anlatmak.